Merhabalar, YouTube Gençlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Dünya temizliği bölümlerindeyiz. 3.6'nın yeni bölgelerini temizliyoruz. Burada şu gördüğünüz çiçeklerin aslında temizlenmiş halleri de varmış. Şurada gördüğünüz gibi bir tanesini yaptım. Geri kalanlarının da hepsini bu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Biraz da tuhaf ama bakalım yapabilecek miyim? Şu anda yapamıyormuşum mesela. Hemen döndüreyim. Şöyle şurada gördüğünüz kelebekleri böyle vurmamız gerekiyor. Vurunca gördüğünüz gibi donuyorlar. Daha sonrasında şöyle gidip alınca üzerinizde kalıyor ve böylelikle şunların hepsini açabiliyorsunuz. Buna okla da vurabilirsiniz, başka şekilde de vurabilirsiniz. Ama kısaca böyleymiş işte. Bu kadarlık sürmüş sadece. Okey. Kadar sürüyormuş yani. Diğerlerine de gidelim. Bu arada sadece geceleri çıkıyorlar. Haberiniz olsun. O yüzden olabildiğince hızlı yapmaya çalışacağım. Çünkü gece bitiyor olabilir şu anda. Gördüğünüz gibi böyle yapınca da ekstradan bir tane daha sandık alabiliyormuşsunuz bu bölgelerden. Şimdi öncelikle o yüzden bunları yapacağım. Diğer ikisini yapmış olabilirim, emin değilim. Zaten ikisi de şuradaydı. Bir tanesinde en azından süre çıkmıştı da diğerini bilmiyorum pek. Bunları göreceğiz işte. Zaten parlamalarından belli oluyorlar. Eğer olmazsa sabahtır deyip bir de bakabiliriz. Ama üçünü de kontrol edeceğiz yani bu şekilde. Şimdi çiçekler burada. Yani bunlar açmış gibi duruyorlar açıkçası. Eğer açmamışsa da hemen şöyle. Açmamışlar. Yani ben bunun süreli olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen sayılıdır. Şu anda bitti mesela. Bu arada takımınızda bir okçu olursa çok daha kolay oluyor. Haberiniz olsun. Çünkü duruyorlar ya yerlerinde. Kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Böylelikle ikinciyi de tamamladık. Sonuncuya da gidelim şöyle. Onlar da bir yerdeydi sanki ama yok. Bence çok ilerledim. Bu kadar uzakta değildi bu. Daha içte olabilir. Daha ya da sağ tarafta. Aynen buradaymış. Hala geceyken şunları alabilirsek çok sevinirim. Vuramadım da. Güzel. Böylelikle üçünü de toparlamış olduk. Şimdi bir şeyi merak ettim. Hani geçen bölümde bize görev vermiş olan vardı. O ne yaptı acaba? Şunu da alayım hazır gelmişken. Bunları biliyorsunuz zaten. Yanlış yaptım, yanlış yaptım dur. Zaten sürem azdı.
Bu arada ışınlanma noktasını değiştirerek çok daha kolay yapabilirsiniz. Ama ben birazcık batırdım sanki. Normalde ışınlanma noktasını şuraya koymanız lazım işte. Ama olmadı. Yapamadım. Neyse önemli değil. Bunlar gitsinler. Biz de şuradan ışınlanma noktasını hemen düzgün noktaya çekelim. Şöyle yani mantığımız. Önce buradan bunu alıp şuraya koyacağız. Koyduk. Aynen. Sonra buradan devam edebiliriz. Daha sonra hemen şuraya çıkıyoruz. Böylelikle üçünü de topladık. Burada bir tane sineğimiz var. Onu da yazalım. Aynı zamanda Seli'yi de alalım. Birazcık daha yanda. Seli bizi bir yerlere gezdirecek sanki. Yukarı gidiyormuş gibi bir izlenim var ama. Bu ne be? Yani ilginç, evet. Bu arada Selin'in rengi hiç gözükmüyor ya. Bunu da alsak iyiydi bu arada. Bu bir yandakine götürdü. O bir yandakine götürecek. Sonraki de bir yandakine muhtemelen götürecek. 3 taneyle birlikte devasa bir seri puzzle'ı çözülecek sanki burada. Olsun, çözeriz, yaparız. Şimdi şunların ilk önce nereye gittiklerine bakalım. Oraya gidiyorlar. Tamam. Normalde nereye koyabilirsiniz? Oralarda yani muhtemelen şu üste koyacaksınız. Yani gerçekten tutamadım ya. Neyse önemli değil. Ve yine tutamadım. Olmadı. Tamam, o zaman düzgün bir şekilde yapalım hadi. Şuradan hemen bunu alalım. Daha sonra bunu şöyle bırakalım. Ve daha sonra sinekler gitsinler. Hemen toplayalım. Ve böylelikle bütün sinekleri de topladık. Onu da işaretleyelim. Şöyle. Burada sinekler vardı. Yani gerçekten şunlara sinek denilmesi birazcık kırıyor beni ama olsun. Daha sonra Seli ile birlikte yolculuğumuza çıkalım.
Seli benden yavaş geliyor sanki. Yani galiba birileri demişler. Hani bu gerçekten güzel oldu. Biz bu peri periye dolaşma olayını biraz daha yapalım diye. Hak verdim. Bence güzel bir etkinlik. Daha tuhaf ve iğrenç olan şeyler yerine bunu tercih ederim gibi. Daha böyle sakinleştirici, özellikle müzikle birlikte. Şimdi sineğin yeri neresi olabilir acaba? Neyse önce bir dokunalım. Bir tanesi burada. Geri kalanlar nerede? Bir tanesi üstte. Öyle çözülmüyor. Böyle yapmamız lazım. Ve bunu buraya şöyle kalıcı bırakmamız lazım ki daha sonrasında devam edebilelim. Zaten başarısız olacak o önemli değil de. Böyle. Ben buraya geldim de başkası nasıl gelecek? Herhalde yetişiyorsunuzdur ya. Yoksa zannetmiyorum yani zor olacağını. Şöyle burada bir tane sinek var. Aynı zamanda şurada bir tane de seri var. Seri nerede? Yukarıda. Hadi gidelim seri. Seri gerçekten bizi aldırmıyor. Seri'cim, canım benim, aldırır mısın artık? Gerçekten aldırmıyor yani şu anda. Sonunda aldırdı. Bir anda periye dönüşmeyi beklemiyordum bu arada. Ama neyse, önemli değil. Bakalım 4 tane miymiş, 3 tane miymiş, onu da öğreneceğiz şimdi. Ayrıca şuradaki NPC ile de konuşmamız lazımdı. Bunu da halledeceğiz. Bir tane daha varmış. Peki. Şimdi Z'yi nerede kullanacağız? Peri'yi. Belki de kullanmayacağız. Kim bilir. Harbi kullanmayacağız gibi. İyi. Benim için sorun değil. Burada bir tane sineğimiz var. Aynı zamanda bir tane de seriğimiz var. Bu seferki seri de bize hiç takmadan ilerledi.
size daha güzel manzaralar göstermek isterdim ama ne yazık ki elimden şu an için bu kadar geliyor. Buradan da sonuncuya gidiyoruz. Aynı zamanda şurada da bir tane çıktı. Bu da belki de bize daha büyük bir şeye götürüyor olabilir. Bilmiyorum. Yani bunun benimle alakası yok gibi. O neydi be? Ya ben çok mutlu bir şekilde ilerliyordum. Şimdi siz niye bana öyle yaptınız ki? Ya ben ne olacak, ne bitecek hiç bilmiyorum şu anda. Arada bir tane böyle kaçırmış falan da olabiliriz. Kim bilir yani. Devasa bir yolculuğa başladık ama hadi hayırlısı. Hazır buraya kadar gelmişken onu da alalım. Şuna da gidemedik. Neyse önemli değil. Döneriz elbet ona da. O Dendrokulus'u da alacağız. Arada da böyle unutturuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak mesela. Bunu aldık mı? Almışız. Andırdı bizi bu sefer de. Yani devasa bir yolculuk yaptık. Bu artık Time Challenge mıydı? Bulmaca mıydı? Hiç bilmiyorum. Burada bir tane Dendrokulus'umuz varmış. Ben nereye gittiğimizi bir türlü çözemedim ya. Ne yapmaya çalışıyoruz yani biz şu anda? Yani evet, bunu da tamamladık. Şu oralarda bir yerde bulmaca tarzı bir şeydi. Bulmacalı Time Challenge gibi. Onu da yaptık. Bence iyiydi. Şimdi benim merak ettiğim şey şu, ben geri oraya çıkabiliyor muyum? Hayır. Yani gerçekten teşekkür ederim o zaman. Bütün bu emeklerinizden dolayı biz geri etrafı kendimiz toplayacağız yani. Sağ olun, sağ olun. Böyle etrafta dolaşıp o dendrokulusları falan yeniden kendimiz bulalım o halde. Balonları, dendrokulusları.
Mesela şurada bir tane şundan var. Bunu alalım. Burada bitki olan dendrokulustarımızdan var. Bunlardan toplam 38 tane mi ne varmış bu arada? 36 da olabilir gerçi. Güzel. Şimdi yukarı çıkıp o dendrokulusu alabiliriz. Şuradakini alabiliriz. Tohumu. Aynı zamanda şunu da aktifleştirebilir miyiz acaba? Bu böyle kalıcı olarak aktifleşiyor muydu yoksa yok mu oluyordu geri? Böylelikle bombamızı aldık. Ne çıktı? Taş çıktı. Boş. Bir şey attık. Burada ne çıktı? Tamam. Muhtemelen bunu yukarı çekeceğiz o zaman. Geri dönelim. Şunu yapacağız yani. Önce buraya çıkıp daha sonra Z'ye basıp aşağıdakini alıp yukarı çıkıp dendrokulusun üzerine koyacağız. Daha sonra şöyle çıkıp yukarıdaki dendrokulusa ışınlanıp böyle alacağız. Aslında basit. Gördüğünüz gibi. Ama ben bu mekaniği sevmedim. Daha geçen bölümlerde de söylemiştim zaten. Hoşuma gitmedi açıkçası. Sizin ne düşünüyorsunuz bilmem ama. Evet, bulmaca sayısını güzel arttırıyor ama takdir etmiyorum ben bunları. Bence verimsiz bir arttırma bu. Birazcık zorlama tarzında. Şimdi sana nereden vuracağız? Yukarıda bir işaret var mesela. Şu anda suda yüzdüğümü size göstermek istemiyorum açıkçası. Çünkü suda yüzmedim. Kim uydurdu öyle bir şeyi? Buradaymış, evet. Burada böyle Sümer puzzle'ları var. Sonra bir tanesi de şuradaymış. Güzel. Bir tane de burada Sumeru puzzle aldık. Bunlardan görmeyeli çok olmuştu açıkçası. Ve devam edelim. Bu bölgede daha bitmedi. Hayır. Düşmek beni birazcık kırmış olabilir, evet.
Bir yerde balon Nereye bakıyorsun? vardı ya. Şurada mıydı acaba? CTRL tuşum gerçekten niye bu kadar hassaslaştı? Hiçbir fikrim yok ya. Sürekli koşmaya geçiyoruz, yürümeye geçiyoruz. Tilt oldum birazcık. Kusura bakmayın ama böyle bir sorunumuz var bugün de. Bugün de değil hatta bir haftadır falan. Hatta depremle bile alakası olabilir yani. Bilmiyorum. Depremden önce yoktu çünkü ve depremden sonra oldu. Ama belki de klavye ömrünü bitirmiştir, o da olabilir. Bunlar mümkün. Ne oluyor be? Böyle böyle mi patlatacağız? Ne olacak? Abi ben anlamadım. Tamam, bu patladı. Geri oluşuyor mu yani ne? Bu da patladı. Ne oldu şimdi? Okey, okey. Aşağıda da bir tane varmış. Bunlar dört tanelermiş. Burada gördüğünüz gibi. Ve bunlar sıralı bir şekilde yapılacakmış. Bu olmadı mesela. Yeniden başlayacağız o yüzden. Ama niye şimdi böyle yaptı? Neyse önce bir çıkalım. Sonra yeniden girelim. Böyle olunca en azından normal en baştan başlar. Biz de rahat ederiz. Başlamamış. Başka bir yerde var mı? Yok. Mesela şimdi de bu çıkmış. Niye yani? Teşekkürler, çözüldün. Ama yani tuhaf, tuhaf. Burada şimdi de bir tane de balonumuz oldu. Tamam. Birazcık temizlik yaptım. Geri geldim. Ne var ne yok. Bir hallettim onları. Şimdi şuraya gidelim. Yani bunu gerçekten bir okçuyla çözmemiz çok daha kolay. O yüzden ben bir Fischl'a çevirelim burayı. Çok doğru dedin onu Fischl. Senin kadar haklı konuşan kimse yok. Yanlış tuşa bastım. Devam. Güzel.
Öylelikle bunu da aldık. Devam edelim. Sumeru puzzle. Şu çevrede birazcık dolaşacağım yani kısacası. Burada çok fazla şey yok zaten. Daha doğrusu kalmadı zaten. Hepsini alalım. Mesela burada sandık varmış. Hiç bilmiyordum yani öyle random bir şekilde atladım buraya. Ya şuradaki biz chest'i almadık mı be? Tabii mantıken almadık evet sonuncuya giderken çünkü yukarı doğru çıkmıştık. Ben de diyorum buradan biz luxury chest almadık haritadan silerken gördüm. Nereden çıktı bu? Tamam, böylelikle bu bölge %49 oldu. Burayı patlatalım. Oradan taş çıktı. Başka bir yerde yok herhalde. Tamam neyse. Bu kadar yeter. Bunu da alalım. Belki bununla birlikte %50'yi görürüz diyecektim. Görmedik. Neyse. Olur. Olur. Biz devam edelim. Buralarda başka dendrokulus falan yok muydu ya? Neyse öyle olsun da yani. Bilmiyorum. Sanki birileri birilerini koparıyor gibi. Yine %50 olmadı. Bunlar da çok az sayılıyorlar ya. Çok düşükler. O ne be? Ha, dalmış. Bir anda boğa dönüyor zannettim ya. Dedim ne boğa ne alaka. Şunlar var. Şimdi bunu bir bulmamız lazım. En mantıklı seçenek şunun üstü elbette. Çünkü geçen sefer de orası olmuştu. Ama burada yokmuş. Yani düz bir şey olabilir ya da buralarda bir yerde var olabilir. Bakalım bir. Ha şöyle ileride var sanki. Var mı? Yok. Niye öyle oldu ki? Vara da benziyordu oysa ki. Ben bunları doğayla da kaldırabiliyordum değil mi? O zaman hemen bir değiştirelim. Yani bilmiyorum. Bence durduran hiçbir şey yoktu ama neyse. Şimdilik ayakkabı kalsın. Birazcık yüzelim yani. Bir şey olmaz bence. Evet, burada bir tane common chest varmış. Bunlar basit bulmaca sayılıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Direkt puzzle diyeceğim o yüzden. Buradan da taş çıktı. Böyle daha varmış ama galiba. Ben birazcık daha devam edeceğim şöyle de bu yoldan ilerlemeye. Eğer görürsem daha fazlasını da açarım elbette. İlk parimiz var. Şurada kum var.
Bu kazılan galiba kazılan sandık olarak geçiyor olması lazım. Ama şöyle yapıp kaz diyeceğim buna. %50'ledik. Buraya gitmemiz ne sağladı? Şurada mesela kırılacak bir taş var. Evet, şimdi de şöyle bir sorunumuz var ki bunu kıracak hiç kimse yok. Şal, 2 saniyeliğine seni kediyle değiştireceğim. Belki daha uzun da olabilir, bilmiyorum. Burada da duvardan çıktı. Bunu da duvar yazacağım artık, yani bilmiyorum. Başka bir şey var mı? Yok herhalde. E neyse. Bölümün başında gitmeyi planladığımız yere gidip bence bölümü bitirebiliriz artık. Çünkü burada ne topladık ne toplamadık bilmiyorum. Daha eksik şeyler olabilir. Fazla şeyler olabilir. Ama ben bir Sefana ile konuşayım bakayım. Tamam. Bunda da bir şey yokmuş. Böylelikle ama galiba bu bölümü de bitirdik. Hemen bir bakayım. Evet, bu bölümü de bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.